Sayın seyirciler, tatil bitti. Tatilcilerin dönüş çilesinde en yoğun gün geride kaldı diyorduk. Ancak dün akşam, bugün öğlen saatleri, akşam saatleri yine yollar tıklım tıklım. Kurban Bayramı tatiline çıkan yüz binlerce kişi İstanbul'a aynı anda dönüş yapınca yollar kilitlendi. Hem tatilin sona ermesi hem de okulların açılacak olması sebebiyle mecburen İstanbul'a dönenler yoğunluğa sebep oldu. Kocaeli'de cuma gecesi başlayan trafik sıkışıklığı pazar sabahına kadar devam etti. Durma noktasına gelen trafik Ankara ve Edirne istikameti itibariyle çift yönlü olarak uzun süre ağır aksak ilerledi. Trafik yoğunluğu ilk kez bir bayram dönüşü Sakarya'ya kadar uzandı. İstanbul istikameti tamamen otomobillerle kapandığı görülürken yer yer trafik durma noktasına geldi. Saatler süren çilenin ardından İstanbul'a ulaşmayı başaranları farklı bir durum bekliyordu. Klasik İstanbul manzarası. Trafik İzmit'ten beri var. İzmit'ten kaç saatte geldiniz buraya? 2 saat. Normal günlerde akışkan olan köprülerin üzerindeki trafik bile çok ağır ilerledi. Bu trafiği de aşıp otogar yoluna giren otobüsler ve yolcular da en büyük sıkıntıyı burada çekti. Bu kadar rezillik olmaz ya. Hani ne Adapazarı'ndan geliyoruz. Bayram tatili, tamam bayram tatili de 6 saattir biz yollardayız. Otobüs şoförleri mesleği bırakma noktasına geldi. Er bayram bu çile. Yolcular isyan, yolcular indi gitti, araba boş şu an. İçeri nasıl gireceğiz? İçerideki yolcu isyanda. Onlara laf anlatamıyorlar. İçeride yolcu adam. Hazır, bekliyorlar. Onlar isyanda içeride. Biz burada isyanda. Allah sonumuzu hayretsin. Beklemekten sıkılan bazı vatandaşlarsa otobüslerden inerek valizleriyle yürümeyi tercih etti. 2 saattir otobüse bekliyoruz. Giremedik. Şu anda garaja gidiyoruz. Vallahi bilmiyorum, çile. Köprüyü güzel geçtik. Burada rezillik oldu. Otogar girişinde saatlerde bekliyoruz. Evet, bekliyoruz. Karayolundan kaçıp deniz yoluyla İstanbul'a gelmek isteyenler ise feribot kuyruğu bekliyordu. Özellikle Çanakkale'de iskeleye çıkan tüm caddeler ve sokaklar araç kuyruklarıyla doldu.